Merhabalar. Şu anda Tarsus'ta Devlet Hastanesi'nin tam karşısındayım. Yani bulunduğumuz yer şu anda hastanenin karşısındaki meydan ızgaranın önündeyiz. Hemen karşıdaki işte meydan ızgarada birazdan Tarsus'a ait lezzetleri keşfedeceğiz. Hadi bakalım. Meydan ızgara işte adı gibi tam meydanda olan bir yere sahip. Yani iki tarafı, üç tarafı açık bir yer burası. Merhabalar. Kolay gelsin. Geldiniz, hoş buldum. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Barışçıl efendim, Meydan Izgara'nın müdürüyüm. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize ürünlerinizi tanıtırsın değil mi? Tabii, buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, kolay gelsin. Adana kebabımız, evet. Kuşbaşımız, ciğer ve tavuk çeşitlerimiz mevcuttur. Izgaramız, monfilemiz. Evet, şöyle yakından alalım. Tabii. Tavuk kemikli kemiksiz her türlü var herhalde. Tabii, tabii. Hepsi var efendim. Pirzola da var. Adana kebabınız da var burada görüyorum. Evet, evet. Adana kebabı demişken aslında mutfağa girme şansı var mı? Tabii, buyurun efendim. Tabii. Ustalarım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kenan ustamız, usta başkanımız. Evet, Kenan usta kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Şu anda kebap hazırlıyorsunuz herhalde. Evet, Adana kebabı. Adana kebabı. Tabii. Tarsus'ta genelde hep Tarsus kebabı yapılır. Siz Adana kebap yapıyorsunuz. Adana kebabını biz Tarsus'ta icra ediyoruz. Yani koyunlar, burada... Koyunlarımızda 1,5 yaşını doldurmamış şart oluyor olacak. Evet. Tarsus'ta Adana kebabını yapan tek yer burası galiba. Evet. Değil mi? Genelde herkes Tarsus'ta yapar. Eğer Tarsus kebabını dilerlerse soğanlı yapıyoruz. Evet. Göre. Bu arada Tarsus kebabını bilmeyenler için söyleyelim. Ustam, Tarsus kebabının farkı neydi? Adana kebabında soğan var içinde. Soğan katılıyor içerisinde. Bir de kapya biber, maydanoz katan da var herhalde. Normalde kapya biber zaten katılıyor kebaba. Adana kebapta da var yani. Evet. Lezzet ve tat versin diye kesinlikle ara kapatmayla ilgili alakası yoktu. Evet. Tarsus kebabında da soğan ve maydanoz. Ona da dırt deniliyor. Bunlar sade koyun eti mi yoksa karışık mı? Sade koyun eti. Sade koyun eti. 1,5 yaşını doldurmamış şartıyla. Evet. Evet, şu anda kebaplar pişmek için ızgaraya doğru gidiyor. Ustam, bir kebap kaç dakikada pişiyor yaklaşık olarak? 7-7,5 dakikada pişiyor. Evet. Kebabın yanında herhalde pişmiş domates ve biber de diyorsunuz. Pişmiş domates. Evet. Yeşil biberimiz, süs biberi. Kullandığınız Adana lavaşı değil mi? Evet. Aslında onu göstermek istedim. Hemen burada bakın tarz usulü açık ekmek var. Ve bunun yanında kebaplı isteyenler için de Adana usulü Adana lavaşı da var. Adana lavaşı biraz daha kalın pide kıvamında. Tarsus açık ekmeğin özelliği mayasız olması değil mi ustam? Evet. Tarsus da çok kullanıyor bu Tarsus açık ekmeği. Adana'da işte Adana lavaşı kullanıyor ama ben Tarsus'ta ilk defa Adana lavaşını gördüm. Adana kebabı gördüm burada. Bu da değişik bir ayrıntı aslında. Yani Adana usulü sevenler için burası uygun bir yer. Sizin paket servisiniz de orada mı herhalde? Evet. Yani Tarsus'un her yerine her servis yer. Yapılıyor her buradan. Yer, meydan üründe. Evet. Burada közlemiş işte soğanları da görüyoruz. Kebabın yanında. Bunlar da servis ediyor. Evet, kebaplar şu anda kıvama gelmeye başladı. Hatta ustam ara sıra yağını arıyor. Ustam, şimdi ara sıra böyle bakıyorum, kebabın siz yağını arıyorsunuz. Sebebi evet. Ne? Daha lezzetli olur, ekmeği yağlı oluyor. Ekmek yağlı oluyor, bir de... Şöyle. Evet. Lezzet katsın diye. Bir de yağ herhalde ocağa dalmayınca ne oluyor? İsim oluyor. İsim. Evet, is oluyor. İs olmasın diye. İs olmasın diye. Bu kullandığınız kömür ne kömür oluyor? Meşe oluyor bu. Meşe. Portakal ve meşe karışımı. Evet. Portakal odunun is yapmanı duymuştum daha önceden. Evet. İsim karışım olarak alıyoruz ki daha lezzetli çıksın. Evet. Şu anda dürüm oluyor değil mi herhalde? Evet. Tarsus'un her yerine servis yapıyorsunuz. Evet. Her yer. Evet.
diye sarıp yiyeceğiz. Kebabını saplayacağız. Bu metrelik kebap mı oluyor? Evet, şişi bu. Özel evet. 2 metrelik şişi. Yani 1,5 metrelik bu. 1,5 metrelik. Siz 1 evet. Metre mi ayırıyorsunuz? 1,5 metreye yakın saplayacağız. Evet, ilginç. Bu da ilginç bir ayrıntı. 1 metrelik kebap, hatta 1,5 metrelik. Evet, usta, görelim. Nasıl yapıyorsunuz? Peki metrelik kebaptaki kıymanın gramajı ne kadar oluyor? Değişiyor. 1,5 kilo da olur, 1 kilo da olur, 2 kilo da olur. Yani 1 kilo geçiyor. 1 kilo geçiyor. Kebabın işte şişi yapışmasının en büyük sebebi şey yağ değil mi? Zırhımız efendim. Zırh. Zırhla kıyıldığı için anladım. Yani makineden çıksa böyle tutmak diyorsunuz. Metreliği tutturabilmek için genelde dana kıyması kullanıyorlar. Evet. Biz de mesela direkt olarak zırhta yaptığımız Adana kebabını hem normal 70 santimlik şişimizde hem metrelik şişimizde de rahatlıkla pişirip evet. Çıkarabiliyoruz. Bir sanat eseri bu da aynı. 1 metrelik kebap. İşte bir sanatçı tablosunu işliyorsa evet. Usta da kebabı böyle işliyor. Evet, aynen öyle. Elinizi arasında ıslatıyorsunuz yapışmasın diye mi? Evet. Evet. Kıymayı kaydırsın diye. Evet. Amacı o. Tamam, şu an hazır mı? Evet, hazır. Şu anda 1 metreyi geçti mi sanki? Geçti. Geçti değil mi? Evet. Vallahi bravo, tebrikler. Şimdi bir tarafta kebaplar pişerken bu tarafta ustam güzel şeyler hazırlıyor. Kolay gelsin ustam. Merhaba. Merhabalar. Şimdi kebabın yanında verdiğiniz herhalde bunlar yeşillikler değil mi? Yani şöyle bak gösteriyorum. Nane, maydanoz, limon, aynen. Turşu. Evet. Bu ne salatası? Soğan salatası mı? Bu soğan salatası. Evet. Sumağlı soğan dediğimiz. Evet. Kebabın yanına veriyoruz. Turp var. Orada ezme var görüyorum. Orada ezme. Ezme var. Evet. Yani yeşillik bol. Evet. Hani derler ya güneyde işte gidiyoruz hiç etten başka bir şey yemiyoruz diye. Ben de bu önyargıya karşıyım çünkü buradaki sebze, buradaki yeşillik hiçbir yerde verilmiyor. Evet. Yani kebabın yanında 4-5 tabak yeşilin verildiği başka bir yer yok herhalde. Evet. Şurada örnekler. Şunlar bir kişilik ürünler mi? Evet. Ha, bunu gösterelim o zaman. Bakın. Şu anda hazırlanan bir kişilik yani garnitürler. Garnitür. Müthiş evet. Yani bunu ben çekiyorum diye koymuyorsun değil mi? Her zaman böyle yapıyorsun yani. Evet. Yani her zaman verilen bir şeymiş bu. Tabii. Evet, bir kişinin önüne konulan burada garnitürleri görüyoruz. Hoş geldiniz. Evet, maydanoz. Turp, limon, ezme, evet. Nareşkili, zeytinyağı, evet. Sumalı soğan, pişmiş soğan, közde pişmiş evet. Soğan. Süzme yoğurt herhalde. Süzme yoğurt, isteyen terbiyelik yer, isteyen evet. Normal yer. Evet. Tek sütlük kişilik salata. Evet. Bu da efendim şöyle pişmişler. Bunu unutmuşlar. Bu da kırmızı lahana. Evet. Turşusu. Turşusu. Bir gün önceden hazırlanıyor. Evet. Soslanıyor. Önceden hazırlıyorsunuz. Zaten belli, renginden belli. Tamam Hüsam, teşekkürler. Evet. Şimdi mutfaktan, ocaktan yeşilliklerin hazırlandığı yere geldik ve karşımıza da burada bir fırın var ustam. Yani ben burada şimdi sadece ızgara var biliyordum. Bize tanıtır mısın? Fırından neler yapıyorsunuz? Kolay gelsin bu arada. Şu anda herhalde tarçın sulamacını değil mi? Fırındık lahmacunu kuş gözü yapıyoruz. He, soldakiler kuş gözü. Şunlar evet. Küçük olanlar kuş gözü. Kuş gözü değil mi? Evet. Şunlar fındık lahmacunu herhalde. Evet. Nasıl yapıyorsun? Bir gösterir misiniz? Evet. Yani o zaman buraya şimdi şöyle bir şey diyebiliriz değil mi ustam? Tarsus'tan yabancı misafirimiz gelirse hani hem Tarsus kebabı, evet. Hem kebap, hem Tarsus'un yeşillikleri, evet. Hem de gelip burada bir fındık lahmacunu aynı yerde, aynı masada. Tabii yani lahmacunun yanında pide çeşitleri, tava yemekleri. Tava yemekleri de var. Tabii. Evet. Yani tava. Evet. Tavuk tava, tereyağlı tavuk. Ürün çeşitliliği zengin yani. Evet. Şimdi ustam hamurları açıyor. Bu lahmacunun kıyması, kebabın kıyması ile aynı galiba değil mi içeriye aldığı? Yani biraz farklılığı var.
baharat. Evet, baharat tatlıları var. Şimdi ustamın koydukları tavuk sosuyla fındıklı ama hocam. Evet. Etimizi bir gün dinlendirip ondan sonra işlem yapıyoruz. Ha, etler bir gün dinleniyor. Tabii. Yani. Evet. Tabii. Etin dinlenmesine özen gösteriyoruz. Evet. Hamurun özelliğine. Evet, bunun adı kuş güzel ama hocam. Yani bunda bir atımlık. Evet. Kuş güzel ama hocam çok daha küçük. Yani bir defa da hemen yiyebiliyorsunuz. Evet. Özellikle temizliğe önem veriyoruz. Zaten belli ustam. Yani ben gittiğim çoğu yerde pek mutfağa girmem. Girmemişim de ben burada direkt mutfağa sıçradınız. Zaten oradan belli yani. Şu anda lahmacunlar hazır. Evet. Yine tarz usulü hazırlandı. Tarz usulü tepsi de evet. Sadece birazdan fırına sürülecek. Kaç dakika sürüp pişmesi? Yaklaşık 7-8 dakika. 7-8 dakika. Evet. Tamam, birazdan gireceğiz. Tamam. Şu anda lahmacunlar pişti. Evet. Usta memnun sağlık valla. Görüntü güzel. Şimdi bu tarsus lahmacunu, fındık lahmacunu porsiyonunda 12 tane varmış. Sordum demin biraz önce. Kuş gözü lahmacun, bu küçük lahmacunların porsiyonunda da 15 tane varmış. Fiyatı da yanındaki yeşillikler de aparatiflere dahil 45 liraymış. Onu da öğrenmiş olduk. Restoranın salonu da oldukça ferah bir ortama sahip. Şöyle bakınca, bakın hemen sol tarafında işte park ve hastaneyi görebiliyorsunuz. Tam ortada bir kavşak görüntüsü var. Bakın, üç taraf yani camla çevrili. Oldukça ferah bir ortam. Ustam şu an bu 1 metre mi? Daha mı fazla? 1,5 metre. 1,5 metrelik Adana kebabı. Ustam şimdi bu 1,5 metrelik kebap kaç evet. Porsiyon oluyor? 7 porsiyon oluyor. Evet. 7 porsiyon. Evet, 7 porsiyon. 7 porsiyonu kebap evet. Evet, şu anda 1,5 metrelik Adana ve yanında kazbaşı, tavuk, kazbaşı, kanat, pirzola. Yani usta buna da tam karışık mı diyor şimdi? Evet. Tam karışık porsiyon. 6 kişilik tam karışık porsiyon. Meydan ızgara özgü. Bakın. Şöyle. Evet harika. İşte bu. Elinize sağlık. Biberlerimizi katıyoruz. Domateslerimiz. Vallahi düşüyor. Şimdi ben bitirdim, ustam daha var dedi. Ha, son olarak da süslemesi mi? Evet. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Dur abi ben alacağım. Tekine gidiyor. Aynen. Evet, şimdi burada bir sunum siz hazırladınız. Evet. Şimdi ben bakıyorum buraya. Burada kebabın yanında verdiğiniz tabaklara bakıyorum. Hı hı. Tam böyle 10 tane tabak saydım. Tabii. Yani normalde bir kişilik kebabın yanında 10 tabak soğuk meze. Yani meze aparatif geliyor. Tabii. Evet. Mevsim salata, sumaklı soğan, ezme, pişmiş soğan, turp, pişmiş domates, biber, limon, turşu, yoğurt, yeşillik ve kara lahana turşusu dediğimiz evet. Mezelerde ikram ediyoruz. Yani bunların hepsi fiyatı dahil. Tabii. Kebabın fiyatı ne kadar mesela şu kebabın fiyatı? Bir porsiyon kebabımız mezelerle beraber 55 TL falan. Evet yani kebap 55 lira ama dediğiniz gibi yanında 10 tane tabak dahil. Yani bunu evet. Düşündüğümüz zaman
aslında oldukça ekonomik sayılır. Yani bu zamanda tabii. Onun tabak fiyatı dahil. Yani Tarsus'a geldiğinizde, meydan dürüme geldiğinizde, Tarsus'a herhangi bir kebap gittiğinizde de genelde tabii. mezeler oluyor ama burada ben çok fazla saydım. Diğer evet. başka yerlere göre. Evet. 10 tabak saydım şu anda. Ya tabii bunun yanında çay, kahve ve suyu ikramımız. Ha su da ikram mı? Tabii. Ha bak bu da ilginç bir aslında ayrıntı. Su da yanında ikram. Tabii. Yani kebabın yanında 10 tabak salata mezenin dışında su da ikram, çay da ikramımız diyor çay Mehmet Bey. Çay ve kahvemiz ikram diyor efendim. Evet, burayı tarif etmeye lüzum yok aslında. Hastanenin tam tabii, karşısındayız. Ek binanın tam karşısı. Hastane ek binasının tam karşısında. Tabii. Ada gibi meydanlı bir yer. Meydan ızgara. Buraya geldiğinizde burada sıcak bir ortam, güzel lezzetlerle karşılaşma imkanına tabii. sahip olacaksınız. Tabii efendim. Evet, bekleriz. Mehmet Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yetmeyen herkesi bekleriz efendim. Kolay gitsin diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.